Evet, programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ekonomi ve hukuku konuşmaya devam ediyoruz. Reformlar kapıda demiştik. Evet efendim, siz mevcut hukuk sistemimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi nasıl değerlendiriyorum? Hukuk sistemi çalışmıyor bence. Hukuk sistemi çalışmıyor, net olarak çalışmıyor. Yani bu ülkede adalet yok. Peki bunu söylerken mesela başına ne geldi bugüne kadar? Ya başımda bir şey gelmiyor. Az çok haberde falan izliyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüze göre söylüyorum ben. Peki sizin bir şeyler yapılması lazım mı yani bu? Ya tabii, bir ülkede bir değişim şart. Şimdi Sayın Erdoğan efendim ifade etmişti. Hem ekonomi anlamında hem hukuk anlamında bir reform yapılacağını ifade etti. Bu anlamda umutlu musunuz yani? Ya inşallah hayırlısı olur, ne derim yani. Peki ekonomiyi nasıl değerlendirirsiniz? Ekonomi iyi değil. Ekonomisi herkese iyi değil. Ekonomi herkese acı. Ekonomiden iyi değil yani. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? İnşaat işleri yapıyoruz biz. İşler durdu mu? Durdu tabii, işler yok. Geziyoruz. Peki nasıl geçim sağlıyorsunuz? Geçimi bugün çalışıyoruz, bir gün çalışıyoruz, 10 gün yiyoruz, bir ay yiyoruz, 2 ay yiyoruz, işte zor şekilde geçiniyoruz. Tabii şimdi yapılan pandemi yardımları var, onlardan faydalanabildiniz mi? Hayır, biz onlardan faydalanamıyoruz. Başvurmadınız mı? Hiç başvurmadım da faydalanamıyorum da hiç. Başvursaydınız ya, bir imkan mı? Ya torpil olması lazım. Onda torpil yok, yani gerçekten başvuran alıyor. Bu kadar umutsuz. Başvurmadım ben, bilmiyorum yani. Başvurmadım. Peki beyefendiye soralım, efendim sizce hukuk sistemi nasıl efendim? Allah hemşerim, hukuk sistemi inşallah iyiye gidecek. Bu pandemi nedeniyle ortalık biraz allak bullak oldu. Herkese ana babadan, baba oğuldan korkmaya başladı ama inşallah bu sonumuz hayırlı olacak inşallah. İnşallah efendim. Peki ekonomiye nasıl bakıyorsunuz? Ekonomide inşallah düzelmeye başladı ekonomide. Bakın ama beyefendi çok umutsuz oldu. O desin, ona bakma sen. Tabii umudu yitirmemek lazım. Yani sonuçta ekonominin başına bir atasız kul olmaz. En baştan getirmesine bir damadını getirdi. Damadını getirenden sonra sistem çökmeye başladı. İnşallah yolun nereden, zararı nereden dönersen kar odur dediler. Getirdi şimdi bir bakan, inşallah hayırlısı olacak yani. Tabii kolay işler değil. Sonuçta ülkemiz belli bir pandemi sürecinde geçti. Tabii ki, illa ki şu an için Türkiye en zor durumda abi. Allah yardımcısı olsun, en zor durumda. Ben de aynısı, ben de inşaatçıyım. Çalışmak isteyen adam her yerde çalışır evvel Allah'ın izniyle. Yatmayla, kimse sana ekmek vermez. O zaman şöyle yapalım, beyefendi siz de gelin şöyle yanıma isterseniz. Ekmek vermez. Bakın değerli izleyiciler, her iki beyefendi de inşaat işiyle uğraşıyor. Tabii pandemi sürecinde onlar da gerçekten olumsuz olarak etkilendiler. Ancak bir tarafta umutsuz bakış, bir tarafta ise geleceğe umutla bakan bir vatandaşımız. Dileğimiz her ikisinin de temennisi aynı umutta yeşerir. Çünkü ülkemiz gerçekten zorlu süreçlerden geçiyor. Dünya bu süreçte çok büyük bir etkiyle karşı karşıya kaldı. Bir yandan depremler, bir yandan büyük yangınlar, bir yandan sel felaketleri. Şimdi en sonunda pandemi. Herkes canıyla uğraşıyor. Haliyle bir baba düşünün. İki tane evladı var. Her gün 20 lira veriyorsa evladına, bugün artık cebine baktığı zaman çocuğuna 10 lira vermek zorunda. Niye? Çünkü ekonomisi buna göre. Devleti de bu şekilde düşünmek lazım. Yani aynen, devlet aynen, imkanları var da aynen vermiyor mu? Hani siz bir babasınız. Örneğin yani çocuğunuza... Hangisine bir şey yapsın hemşerim? Ben yatayım, devlet bana ekmek versin. Peki mesela binlerce siz... insan var. Peki mesela siz çocuğunuza harçlık verirken geçen seneyle bu sene arasında bir fark var mı? Ya tabii ki, illa ki. Var. Şimdi devlet aynısını yapıyor. Ne yapacak? Devlet de kısaca tabii. Kısmadığı anda... Bunun sonu ne olacak? Sen bir evladını geçindirmeye düşündüğün anda bugün bir 80 milyon insanın başındaki devlet, Allah yardımcısı olsun hemşerim. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun efendim. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Efendim, ülkemizde hukuk sistemini değerlendirmenizi istesem neler söylersiniz? Hukuk sistemi normal, güzel gidiyor yani. Bir sıkıntı yok. Tabii de eksikler var yani. Peki ekonomiyi sorarsam size? Ekonomi de güzel. Bazı kesimler ekonominin çöktüğünü, bittiğini ifade ediyorlar. Efendim? Bazı kesimler ekonominin tamamen bittiğini ifade ediyor. Kim diyor mesela, kimin ekonomisi bozuk ki? Yani kim, yani şimdi bugün sokakta geç, 7'de tut 70'e kadar. Evet, para mı veriyor? Hepsini cebine bak, en kötü telefon 2-3 bin lira. Yani bunun neresi bozuk? Yani arabalarda geçinmiyor. Neresi bozuk? Bu değirmenin suyu nerede geliyor peki? Yani ekonomi bozuldu da her şey doğru dürüst gittiği için tabii ki istemeyen var yani. Daha önce faizler %200-300'dü. Ya o zaman kimse demiyordu ki ekonomi bozuldu peki? O kadar banka batırdılar, yediler, götürdüler. Hangisinin ağzında duydun ki bu kadar
bunlar hırsız dediler mi Ecevit'te? Kim söyledi bunu? Ama şimdiki ekonomiye bakıyorsun, tıkır tıkır işi, Erdoğan hırsız. Tabii ki haklılar, doğrular. Zaten Erdoğan hırsız olsaydı söylemezlerdi bunu. Tabii şimdi maalesef ülkemizde her şey iyi olan her zaman taşlanır. Yani meyve veren ağaç taşlanır. Bu var ama tabii ben sizin kadar iyimser bakamıyorum. Tabii yani ben de esnafım. Yani esnaf mesela ülkemizde tabii ki ekonomik anlamda en azından en altta bir tabakadaki insanlar cidden zorluk yaşıyorlar. Ama tabii ülkemizin içinden geçtiği sorunlara baktığımız zaman o da normal karşılamak lazım. Vallahi yani şimdi Avrupa'ya kıyasladığın zaman yani Amerika'ya kıyasladığın zaman çok fark var Türkiye'nin. Yani diyorum ya refah düzeyi çok yüksek. Ha var yok değil yani. Ama bugün mesela çok yerde adam iş beğenmiyor ya. İş beğenmiyor. Yok diyor masada oturayım. Bu kadar da para versinler. Geleyim. İş beğenmiyorlar yani. Çok sektörler işçi arıyor. Ama beğenmiyor. Şükürsüzlük var aslında. Efendim? Şükürsüzlük de var. Evet. Çok... Şimdi bu bağlamda şunu da söylemekte fayda var. Yani demin de ifade ettiğimiz gibi elbette ki ekonomik olarak gelgitler yaşıyoruz ama dünya geneline baktığımızda bunlar gayet normal. Yani esnafımız burada tabii ki sıkıntılar yaşıyor ama ne diyor bakın insanlar maalesef iş beğenmiyorlar. Az iş çok para mantığıyla hareket ediyorlar. İnşallah bunlar da düzelir tabii ki. Önemli olan bir şeylerin iyiye gitmesi için çaba sarf etmek. Bu bağlamda hükümetin şu anda hem ekonomi hem de hukuk anlamında reform çalışmaları var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi nasıl değerlendir? Tabii ki memnuniyetle değerlendiririz. Yani adamlar elinde geleni yapıyorlar. Yani şimdi daha önceki Ecevit durum zamandaki hukuka bakın. Şimdiki hukuka bakın yani. Ecevit zamandaki hükümete bakın. Şimdiki hükümete bakın. Ama işte diyorum yani millete yaranmıyor. Millete yaranamıyor. Mesela daha önceki hastanelerin durumuna bakın. Erdoğan gelmeden önce hastanelerin durumuna bakın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış. Erdoğan'a laf söylüyor. La bırak da başkası söylesin. Yani şöyle bir soru var. Yani şimdi mesela Kılıçdaroğlu bazı konularda haklı olarak muhalefet etse bile artık kimse inanmıyor. Çünkü konuştuğu her şeyin hemen hemen %80'i yalan zaten. Ya zaten kendi söylediğini kendi inanmıyor. Yani bugün bir ara ben Fatih Altaylı'nın programına çıkmıştı. İşte bu koronavirüs dolayısıyla CHP'li belediyelerde su tahsilatı yapmadığını söylediler. Ondan sonra şey gelince 90 derece çark etti. Çarkçı Kemal. Doğrudur yani. Bunu asgari ücrete de uyguladılar. Mesela 3200 lira vereceğiz dediler en azından CHP'li belediyelerde. Fakat geçtiğimiz günlerde eylem oldu. 1900 lira alan işçiler varmış. Ya kardeşim yok yok yok. Adam seçimde önce diyor ki namus şerefsizi veriyor. İşçi çıkartmayacağım diyor. Namus şerefsizi veriyor. Hem kendisi Kemal Bey hem de İstanbul'u ya da diğer adam gelir gelmez işçi çıkartıyor. Yani bunların dediğim gibi yani bunların kendi söylediği kendileri inanmıyor. Ertesi gün yalanlıyorlar hemen. O zaman bizim ülkemizde aslında gerçekten yerli ve milli bir muhalefete ihtiyaç var diyor musunuz? Tabii ki mutlaka. Mutlaka böyle muhalefet hiç olamaz. Bakıyorsun adam Türkiye'yi adam Türkiye'yi dışarı şikayet ediyor ya. Amerika mesela Joe Biden seçimi kazanıyor. Hükümetten önce muhalefet tebrik ediyor kendisine. Çünkü orada bir beklentisi var. Yani dışarıdan fonlanıyor diyorsunuz. Tabii mutlaka yani. Yani mutlaka. %100 dışarıdan fonlanıyor. Yani nedir işte Amerika Başkanı geldiği zaman daha önce söylemişti. İşte gelirsek muhalefette bir olacağız. Erdoğan'ı göndereceğiz. Adam kazanıyor. Hükümete önce Kemal Bey CHP tebrik ediyor. Enteresan. Enteresan değil, çok enteresan yani. Yani millete bilmiyorum ben millette de bir şey anlamam. Halen bunun arkasında giden var. Adam kalkıyor öğretmene, çiftçiye laf söylüyor. Ya daha önce memur işte çıktığı zaman ek iş yaparlardı.
ek iş, işte bilmem çakmak satardı, bilmem bir şeyler satardı sokakta. Şimdi böyle bir şey de yok yani. Şimdi böyle bir şey de yok. Ya memur da, esnaf da, ha tamam işte bu salgın dolayısıyla esnaf biraz sıkıntılı. Ama şükretmek lazım. Buna da şükretmek lazım. Bunu şükretmesek bunu da bizde alırlar. Şimdi benim yaşım 57. Şimdi hatırlıyorum. Aklıma gelince şimdi CHP döneminde olacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu SSK başkanı olduğu zaman o zaman olacaktı. İşte millet görecekti. Şimdi millete rahatlık batıyor. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim ülkemizi, hukuk sistemini nasıl değerlendirirsiniz? Ya bence her şey normal istiyor. Yani bunu bakıyorum mesela bazı zihniyetler yani yok hukuk yok, o yok, bu yok diyenlere ben buna katılmıyorum. Bence sonuna kadar hukuk yani bu ülkede tamamıyla işlediğine inanıyorum yani. Tabii hukuk illaki var ama nedir, eksikleri mutlaka yine var. Yani bunu da görmezden gelemeyiz. Mesela zaman aşımı uğrayan davalar çok fazla. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani baktığınız zaman aslında dinen yani şey farklı. Yani dinen yönetilmemizle şu anki yönetim biçimi çok farklı. Taudu sistemde yönetildiğimizi düşünüyorum. O başka. Ona tabii ki de şey olarak dinen karşı. Ama yasalara göre tamamıyla işlendiğini düşünüyorum. Tabii eksikler tabii ki de var. Eksikler var. Yani çünkü baktığınız zaman hani bazı ayetlerde işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler bunlar kafirlerin ta kendisidir diye Allah-u Teala'nın bir suresi var, ayeti var yani. Şimdi bu ayete karşı biz doğru yaşıyor muyuz? Bunu kendimize sormamız lazım. Cevabı çok zor. Cevabı çok zor, onu söyleyeyim. Evet, evet, evet. Mesela çok geciken kararlar var, geç açılan davalar var veya imkanınız yoksa ve haklıysanız yine siz haksız çıkıyorsunuz. Öyle bir durum var mesela. Evet, bu konuda bazen evet o da ne oluyor? Yargıyı yanıltmak. Yani karşı tarafın sahte belgelerle veya işte yalancı şahitlerle, yalancı tanıklarla yargıyı yanıltmak dediğimiz bir sisteme giriyor bu kez. Bu kez de otomatikman mahkeme başkanları elindeki yetersiz kanıtlardan dolayı yanlış kararlar verebiliyor. Maalesef bunlar hep üzülüyor. Bu bağlamda aslında Cumhurbaşkanımız reform sinyali verdi. Bunu anlatacağım ama değerli izleyiciler, gerçekten önemli hukuk. Çünkü herkese lazım bu hukuk. Örneğin bize bundan yaklaşık 4 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, o zaman tabii Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı, bize saldırdı. Korumalarını aracılığıyla bize saldırdı. O zaman ne oldu? Biz dava açtık kendisine. Ama inanın tam 4 yıl sonra dava açıldı. Peki iş bitti mi? Hayır. Dava açtığımız bu davada müşteki olarak ben gözükmem gerekirken bir kere o davada ben yokum. İşin garip tarafı o. Ve bana gelmesi gereken mesaj başkasına gitmiş. Başkasına gelen mesaj bana gelmiş. Örneğin benim ismim Adnan Sular ama benim mesajıma gelen mesaj şu. Sayın Adnan Eren diye bana tebligat gelmiş. Ya ben Adnan Eren değilim. Mesela bu teknik olarak bir hata olarak kabul edebiliriz. Ancak genel olarak baktığımız zaman yani bir dava, basit bir darp olayı 4 yıl sonra dava açılıyorsa bu büyük problemdir. Yani özellikle mesela ben o gün eğer belediye başkanına Sayın İmamoğlu'na bir tane yumruk atsaydım acaba ne olurdu? Aynı gün dava açılır mıydı, açılmaz mıydı? Hapsine yani, girerdiniz. Yani şimdi o taraf güçlü, bu taraf zayıf olunca adalet bu mu? Yani bu açıdan baktığımız zaman gerçekten işte reform burada çok önemli bir aktif rol oynayacak gibi gözüküyor. Mesela siz bu hikayeyi duydunuz benden ama bu hikaye değil. Biz bizzat bunu yaşadık. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz mesela? İşte dediğim gibi yani burada ne oluyor? Yargı yanıltmak devreye giriyor. İşte birazcık zaman aşımına sokmaya çalışmış. Kendi gücünü göstermiş yani. Yani bu sistem olduğu sürece zaten yani bu ülkemizde yargı sistemini düzeltemeyiz. Ama baktığınız zaman Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendi süt kardeşi bile Fatih Sultan Mehmet Han'ın elinin kesilme hükmünü bile vermiştir. İstanbul'un ilk kadısıdır bu. Ama sonradan karşı taraf vazgeçince, bilmiyorum bunun hikayesini biliyor musunuz siz? Evet. Yani sonradan vazgeçince bu davada zaten bu şekilde kapanmıştır. Asıl hüküm bu. Yani sen başındaki kim olursa olsun, ne olursa olsun yani aynı kefeye koyup
aynı yargı sisteminde yargılayabiliyorsan o zaman yargı sistemi tamamıyla doğru bir şekilde işliyor demektir. Tabii şimdi siz adaletten bahsettiniz. Yani biz kesinlikle adalete itiraz etmiyoruz ama hükme itiraz haktır. Yani herkes hükme itiraz edebilir ama adalete asla. Şimdi bu minvalde baktığımız zaman mesela tamam bize 4 yıl sonra dava açıldı. Daha doğrusu bizim açtığımız dava 4 yıl sonra yürürlüğe girdi. Benim ismimi çıkardılar. Şunu soruyorum, yani bir belediye başkanı bir etkinliğe katıldığında orada korumaları size saldırıyorsa kimin adına saldırıyor? Benim bu korumaya ne derdim olabilir mesela? Hiçbir derdim yok. Ama orada belediye başkanı adına orada o korumalar görevliyse bana kalkan veya bir başkasına kalkan her el aslında orada belediye başkanının eli olur. Ama bu davada bakıyoruz, İmamoğlu mesela davadan çıkarılmış. Alakası yokmuş. Yani böyle bir mantık olabilir mi? İşte bu reform inşallah bütün bunların önüne geçecek. Yani paranız varsa güç sizde, adalet sizde. Yani onlarca avukatınız var. Oraya buraya bağlamışsınız, yok artık. Bu dönem inşallah tarihe karışacak. Ve biz de İnşallah. Tabii bu davayı devam ettireceğiz yani. İnşallah. Arkasındayız bu davanın. Çok teşekkürler. Önemli olan biz değiliz. Önemli olan adalet yerini bulsun. Yoksa tabii biz ki. Bir yumruk yemişiz, üç yumruk atmışız. Ya bunlar önemli şeyler değil. Evet. Ama adalet önemlidir. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Peki bir diğer reform konusu da ekonomi anlamında yapılacak. Evet. Sayın Erdoğan bunu sinyalle verdi. Evet. Ekonomi olarak öncelikle şunu sorayım. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz mevcut olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemi sürecinde tabii ki de bu artık yani hani Türkiye olarak bakmıyorum. Küresel olarak, dünya ve evrensel olarak baktığınız zaman yani herkes büyük bir sıkıntının içerisinde. Ama tabii ki de her yokuş çıkışın bir inişi olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda güveniyorum. Bak bunu kesinlikle dipnokta olarak geçiyorum. İlerleyen yıllarda yani Türkiye'yi çok yüksek ve parlak bir gelecek beklediğinin sinyalini alıyoruz Cumhurbaşkanımızdan. Bir de şimdi çok karamsar olan insanlar var. Yani olumlu olumsuz birçok mesajlar geliyor. Yani bu, size karamsar olmaya gerek var mı? Hayır. Kesinlikle. Bu zaten şu anki insanların hepsinin sıkıntısı. Yani gözle göremediğimiz küçücük bir virüs. Yani bunun kalkıp başımızdaki insanlara yani sizin yüzünüzden baştasınız, sizden kaynaklanıyor falan. Bu bir saçmalık. Yani bir alakası yok. Yani bu tabii ki de bitecek. Bittikten sonra da ben eminim zaten yeraltı rezervelerini de artık kullanmaya başlıyoruz. Doğal madenlerimizi kullanmaya başlayacağız inşallah. Hani biz olmasa da bizden sonraki neslimiz, çocuklarımız, torunlarımız rahat bir Türkiye'de yaşayacağına inanıyorum. Ne güzel söylediniz. Bakın değerli seyirciler, gerçekten gençlerimiz bu konuya hakimler. Artık her şeyi görüyorlar. Yani eskisi gibi gözü kapalı gençlerimiz yok. Allah'a hamdolsun. Mesela ne dedi? Olumlu olumsuz açısı anlamında. Umutlu olacağız. Yani bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve bütün dengeleri alt üst etti. Ancak bizim aslında en çok dikkat etmemiz gereken virüs, şu anki koronavirüsten daha da önemli olan insana, yani insanın kendisi virüs haline gelmiş durumda. İnsan insanın virüsü haline gelmiş durumda. Yani kötülüğü aşılayan bir insan virüsten farkı yok. O yüzden biz birbirimize karşı öncelikle virüs olmayalım. Hayata olumlu bakalım, pozitif bakalım. Bakın 2020 geçti. 2021'in birinci ayındayız ve neredeyse bu ayda bitmek üzere. Allah'a hamdolsun her şey biraz daha rahat. En azından insanlar sokakta gezebiliyorlar. Esnaf kısmen dükkanlarını açabiliyor. Bunlar aslında artık yavaş yavaş arabanın fitese girdiğini de gösteriyor. Umudu kaybetmeyelim. Efendim çok teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Efendim ülkemizde hukuk sistemi nasıl değerlendirirsiniz? Yani hukuk sistemi çok yeterli olmasa da yine de diğer ülkelere nazaran idare edecek bir boyutta bence. Ama tabii ki eklemeler yapılabilir. Düzenlemeler yapılabilir. Yani o şekilde. Peki ekonomiyi sorarsam size ne durumdayız efendim? Ekonomik olarak tabii ki bu pandemi süreci bütün ülkeler gibi bizi de çok etkiledi. Bu bir gerçek. Ama ilerleyen dönemlerde bu aşının da gelmesiyle biraz daha bu kısıtlamaların şey yapılacağını düşünüyorum. Gevşetileceğini düşünüyorum. O yüzden çok daha iyi yerlere geleceğiz ekonomik olarak da Allah'ın izniyle. İnşallah. Tabii mesela Sayın Cumhurbaşkanımız hem ekonomi hem de hukuk anlamında reform yapılacağını evet. Ve çalışmaların da sona geldiğini ifade etti. Evet. Bundan umutlu muyuz efendim genel umutluyuz, itibariyle? Bekliyoruz. Herhalde muhtemelen bir paket olarak bütün halka açıklayacaktır. Tabii ki bunlar uzun bir süreçte. Hemen olacak şeyler değil ama tabii ki bu reformun yapılması gerekiyor. Evet bu önemli. Yani tabii gençlerimiz umut içerisinde Allah'a hamdolsun ama dediğimiz gibi tabii ekonomide sıkıntılar var, hukukta bazı problemler var ama hiç yoktan iyiyiz şu anda. En azından bizden daha kötü olan bu alanlarda bizden daha kötü olan birçok devlet var ve maalesef hukukun hiç geçmediği birçok ülkede var. Bu açıdan baktığımız zaman işte yani bu reform hareketleri, çalışmaları mutlaka ülkemize genel olarak yansıyacak. Bakın gençler ne güzel söylüyorlar. Yani umutluyuz diyorlar. En azından bu reformların ülkemizin
daha da iyi bir yere geleceğine dair şüpheleri yok. Evet. Çok teşekkürler efendim. Bugüne çok şükür. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Türkiye'de hukuk sistemini sorsam neler söylersiniz bize? Vallahi hukuk sistemi şu anda işte insanların belli bir kesimi, özellikle bu hukuka karşı bir güvensizlik ve itibarsızlık belli. Yani toplum bunu özellikle dile getirmesi. Bunun şu anda açıklanan bir paket var. İnşallah o daha halk için daha iyi umut verici bir şey olur yani. Bu hukukun şu anda halk içinde bir güvensizliği var yani. Yani şu an ülkemize birçok insanın gözü çıkacak reformdaki, hukuk reformu daha doğrusu, bak, gözler oraya çevrildi. Peki sizce ülkemizde yani hukuk anlamında en büyük sıkıntı ne? Yani mesela iş yükü mü var, yoksa kararlarda bir problem mi var, maddelerde eksik mi var? Neler söylersiniz? Vallahi maddelerde eksik var. Özellikle bu çok halkın arasında böyle taciz olaylarını, böyle cinsel bu tür şeylerde daha ağır suçların gelmesi, daha caydırıcı bazı suçların uygulanması gerekir. Çünkü halk eğer bu caydırıcılığı görürse bir şey yaparken bir düşünmez bin düşünür. Çünkü kendi sağlığı için ve hemen bu tür şeylerde girip çıkması için biraz düşünecek yani. Biraz caydırıcı güç yani bir anlamda önemlidir yani. Mesela geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanımız Sayın Gül bir açıklama yaptı. Dedi ki bana sosyal medyadan bir sürü mesaj geliyor dedi. Yani şunu tutuk da bunu tutuk da gibi. Öyle. Yani ben dedi böyle bir şeye karşıyım. Yani böyle şey olamaz da. Türkiye'de hukuk var. Adalet var. Madde var. Yani bu işler bu kadar basit değil. Hani sistemin de sıkıntılarına aslında dikkat çekmek istedi. Peki siz reformdan umutlu musunuz ben efendim? Ben Adalet Bakanı'nın bu açıklamasını çok olumlu buluyorum. Gerçekten böyle bir şey. Evet, onun da zaman zaman rahatsız edildiği, onun da zaman zaman işte sağda solda bu tür şeylerde onu rahatsız ettiğinde eminim ki o da bu konuyu açık ve net bir dille anlattı. Yani bu konuda bana gelmeyin çünkü bunu ben uygulamıyorum. Ben bu cübbeyi giyip de savunma vermiyorum. Bu halkı onu bundan dolayı gerçekten iyi bir sunum bekliyoruz yani kendisine ve bunu da hayata geçirmesini diliyoruz. Size kolay gelsin. Efendim, ülkemizde mevcut hukuk sistemini nasıl değerlendirirsiniz? Hukuk sistemini mi? Yani Türkiye demokrasinin olduğu bir ülke ama son zamanlarda hukukun biraz yetersiz kaldığını düşünüyorum açıkçası. Mesela en çok hangi alanlarda sıkıntı yaşıyoruz? Davaların uzun sürmesi mi? Mevcut davaların geç sonuçlandırılması mı? Kararlar itibariyle bir problemli olması mı? Artık teknoloji ilerlemiş, internet her yerde, artık köylere kadar girmiş. Devletin resmi kurumlarının hala birbirinden haberi olmadığını düşünüyorum. Yani işlemlerin artık çok daha hızlı neticelenmesi lazım. Yani bir dava açıyorsunuz, 2 sene sonra netice alıyorsunuz. O süre zarfında zaten açtığınız davayı niye açtığınızı unutuyorsunuz yani. O yüzden yani bu davaların daha hızlı çözüme kavuşturabileceğini düşünüyorum ben, inanıyorum. İnşallah. Tabii bir de ekonomi var. Ülke ekonomisine baktığınız zaman nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Ekonomi, ya hayat pahalılığı zaten herkesin gözü önünde. Ya asgari ücrete bir zam geliyor, arkasından piyasaya zam geliyor. Yani bir elden veriliyor, öbür taraftan verilenin fazlası alınıyor bence. Sizce pandemi süreci ve yaşanan son gelişmeler bununla etkili olmuş mudur efendim? Ya pandemi tabii dünya üzerinde herkesi etkiledi, bütün ülkeleri etkiledi. Dolayısıyla bizi de etkiledi, aynı şekilde bize de geldi. Pandemi döneminin iyi yönetildiğini düşünüyorum. Tabii bir takım kararlar alındı, içinde doğru alınan kararlar da var, eksik olan kararlar da var. Yanlış demek istemiyorum. Pandemide ben ülkemizi başarılı görüyorum biraz ya. Mesela en çok ekonomi anlamında markete giden vatandaş itibariyle markete gidildiği zaman birçok fiyatların uçtuğunu görüyoruz. Evet. Yani dolar hadi yükseldi anladık ama şimdi dolar düştü, ona rağmen fiyatlar aşağı çekilmiyor. Yani her şeyi devletten de beklememek lazım. Acaba esnaflarımız bir kısmı en azından simsarlık mı yapıyor? Orada da şöyle düşünüyorum. Yani millet normal zamanda zam yapamıyor. Dolardaki ya da ne bileyim akaryakıt da olabilir ya da ekonomiyi belirleyen işte altında olabilir. En ufak bir kımıldamayı yani dövizle alakası olmayan adam bile kendi malına dövize zam geldi diyor, yükseltiyor. Ama dediğiniz gibi döviz gerilediği zaman ya da altın gerilediği zaman hiçbir zaman fiyatlar geriye gelmiyor. Fiyatlar Türkiye'de hep yukarıya doğru gidiyor maalesef. Bir kere çıktı bir daha indirmek mümkün değil. Aynen. Peki mesela Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı ve çalışmalar sona gelmiş. Örneğin hem ekonomi hem hukuk anlamında reformlar söz konusu. Bundan umutlu musunuz? Bekliyoruz. Yani umudumuzu hiçbir zaman için yitirmiyoruz. Fakirin tek ekmeği umudu. Onu da elinden alırsanız geriye bir şey kalmaz. Evet. Beyefendinin de ifade
ifade ettiği gibi fakirin tek umudu, işte daha doğrusu tek elinde kalan şey umut. Yani beklentisi umut artık. Tabii ki umutları yeşerteceğiz. İnşallah bütün bu yaşadığımız sıkıntılar bir an önce sona erecek ve ülkemiz 2021 itibariyle de çok daha iyi anlamda hem ekonomi hem de hukuk anlamında hak ettiği yere gelmiş olacak. Efendim ne diyelim, bugün de bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.